Şimdi efendim, Mustafa Hakkulu cinayetinde biliyorsunuz 3 zanlıyı adliyede bırakmıştık dün yayınımız sırasında. Kimi? İkisi para alışverişinde bulunduğu İsa ve Yüksel, diğeri de eski eşi Bengül. Her üçü hakkında da tutuklama kararı çıktı efendim. İsa Dumlu ve Yüksel Ürün kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski eşi Bengül Güvenç ise 3 tane küçük çocuğu da olduğu göz önünde bulundurularak ev hapsi aldı. O da bu şekilde şartlı olarak ev hapsiyle cezalandırıldı. Yine çıkışta birbirlerini suçladılar. Anladığım kadarıyla İsa şöyle söylemiş. Yüksel için, anladığım kadarıyla demeyeyim, yanlış bir ifade oldu. İsa Yüksel için şunu söylemiş. Cinayeti benim üstlenmemi istedi. Eğer sen üstlenirsen sana ve çocuklarına bakarım dedi. İzleyelim. Mustafa Hakkulu cinayeti. 150 bin TL para istedi. Tamam abi, sıkıntı yok dedim. Ortağım İsa'yı aradım. O da evden teslim etmiş. 150 bin lira parayı Mustafa'nın sizden aldığını haydi bana ispatlayın. Bengül, anlatmadığım bir şey mi var? Eğer bir şey biliyorsam söyle yenge. Yalan söylüyor efendim. Bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ensesinden vurularak hayatını kaybetmiş. Oh, Mustafa'm dayanamazdım. Anne, tamam. Müge Anlı'nın bulduğu araç. Yüksel'le İsa geldi benim yanıma. Fazla biraz şeyliydi yani, ateşliler gibiydi. Sonra öteki arabaya alıp gittiler. Bunlar kan izi. Kemerin orada bayağı bir kan vardı. Üst tavanda bayağı bir kan vardı. Kan izi neden oluştu? Ve canlı yayında itiraf. İsa Mustafa Hakkulu'nu öldürdüğünü itiraf etti. Eşime laf söyledi, ben de dayanamadım. Bunun üzerine hiç bir ne yapıyorsun falan demeden hemen çıkarıp vurdun mu? Eski karısına ev hapsi. Bengül, defter için ne söyleyeceksin? Yani defterini nasıl aldın? Arkadaşları için yolun sonu cezaevi. Dediniz mi böyle bir şey? Adana Kozan'da ortadan kaybolan Mustafa Hakkulu'nun cinayete kurban gittiği programımızda açığa çıkarken, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın bulduğu kan izli araç ve aldığı cinayet itirafıyla peş peşe 3 isim gözaltına alındı. Cinayeti canlı yayınımızda itiraf eden arkadaşı İsa Dumlu, para alışverişinin ilk ayağı olan ortağı Yüksel Ürün ve Mustafa Hakkulu'nun eski eşi Bengül Güvenç adliyeye sevk edildiler. Gözaltıların 4. gününde İsa Dumlu, Yüksel Ürün ve Bengül Güvenç Kozan Adliyesi'ne götürülüyor. Önce Cumhuriyet Savcısına ifade verecekler, ardından da Suç Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor. Şimdi çok önemli bir gelişme var. İsa Dumlu jandarmada verdiği ifadesinde arabada sadece ben yoktum, Yüksel Ürün de vardı. Mustafa'yı ben değil Yüksel vurdu. Aralarında para mevzuları vardı dedi ve cinayeti ben değil Yüksel işledi iddiasında bulundu. Önce sağlık kontrolü için Kozan Devlet Hastanesi'ne getirildiler. Birlikte mi adalet yaptınız? Adalet mümkün demelidir, elbette ki çıkacak. İsa ile birlikte mi yaptınız? Bir şey mi yaptınız? Neden yaptınız? İsa ne diyeceksin? Bir suçum yoktur asla. Parayla mı alakalı? Parayla mı oldu? Asla. Nedir peki? Nedir? Niye alındı gözaltına? Bilmiyorum, İsa yaptı. Ama İsa itiraf etti. Sen de yardım ettin. Aracı mı biliyordunuz? Yalan söylüyor. Üç isim savcı ve hakim karşısına çıkacakları adliyedelerdi. Alakan var mı? Hayır efendim. İsa ile neden peki yardım ettin aracı için? Hiçbir şekilde yardım etmedim. Ben kanı da görmedim. Cam kırığını gördüm bir gün sonra. Birlikte değiştirmişsiniz. Değiştirirken nasıl gördün? Yalan söylüyor. Bir kere de gördüm. Yalan söylüyor efendim. Bengül'le bir alakanız var mı? Hayır. İsa Dumlu'nun sorgusunda Mustafa Hakkulu'nu öldürdüğünü söylediği Yüksel Ürün, hep destek verdiği ortağını bu kez yalancılıkla suçladı. Peki neden gözaltındasınız? Bilmiyorum, İsa'nın yalan iftiralarına uğradım. İsa mı iftira attı? Aynen. Sizi mi suçluyor? Evet. Sır o defter. O defter ne geliyor? O defter Mustafa'nın cebindeydi. 3 lira dahi versek, 5 lira dahi versek Mustafa tak cebinden çıkar, yazar, geri sokar cebine. O defter Mustafa'dan ayrı yani gezemez. Alacağımın üstüne nasıl karalanıyor? Madem bu defter bu adamın cebinde ya. Nasıl karalanıyor? Canlı yayınımızda cinayet itirafında bulunan İsa Dumlu, sorularımız karşısında sessiz kalırken Bengül Güvenç'in cevabı her zamanki gibiydi. Ne diyeceksin İsa? Yüksel'in ne alakası var? Onu suçluyor musun? Seninle bir alakası var mı? Bengül, defter için ne söyleyeceksin? Yani defterini nasıl aldın?
İfade verdikleri Cumhuriyet Savcısının tutukluluğunu talep ettiği 3 isim akşam saatlerinde mahkemeye sevk edildi. Saat 9.30 sıralarında Kozan Adliyesi'ne sevk edilen İsa Dumlu, Yüksel Ürün ve Bengül Güvenc'in Cumhuriyet Savcısına verdiği ifade işlemleri saat 5 itibariyle noktalandı. Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiler. Birazdan mahkeme görülmeye başlanacak. 2 saat kadar hakim karşısında kalan Bengül Güvenc, İsa Dumlu ve Yüksel Ürün için karar verildi. Dava sonlandı. Şu anda tutukluların dışarı çıkması bekleniyor. Mahkeme Mustafa Hakkulu'nun eski eşi Bengül Güvenç'in ev hapsine hükmetti. Bengül ne diyeceksin? Suçsuzum yani, ne diyeyim? Suçsuzum mu diyorsun? Evet. İsa Dumlu ve Yüksel Ürün ise kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Ben suçsuzum, iftira attı diyordun. Aynen, hala aynı para. Ama senin, ben sana bakarım, üstlenme misin? Hayır, iftiradır. İsa ne diyeceksin? Birlikte mi yaptınız? Cezaevine götürülmeden önce sağlık kontrolleri için Kozan Devlet Hastanesi'ne gidiyorlar. Yüksel yaptı demişsin. Ben yaptım demiştin, itiraf etmiştin. Yüksel ne diyeceksin? Yüksel ne diyeceksin? Çabuk çabuk çabuk. Aç kapıyı. Kabul et, ben sana bakarım dediniz mi? Hayır. Dediniz mi böyle bir şey? Hayır. Arkadaşları Mustafa Hakkulu'nu kasten öldürmekle suçlanan iki zanlının son durağı artık cezaeviydi. İsa Dumlu ve Yüksel Ürün kasten adamı öldürme suçlamasıyla tutuklanarak Kozan M tipi kapalı cezaevine getirildiler. Bengül Güvenç ise çocukları olduğu için ev hapsiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların cezaevine girdiğini kendi gözleriyle görmek isteyen Mustafa Hakkulu'nun amcası ve arkadaşının mutlulukları da teşekkürleri de ortaktı. Kurbanım var. Evin önünde duruyor, keseceğim. Müge Hanım, senden Allah binlerce razı olsun. Binlerce, yüz binlerce. Müge abla kadar dünyada hiçbir güzel insan görmedim. Ona çok çok teşekkür ediyorum. Yani yeryüzüne Cenab-ı Allah'ın tekten göndermiş ya. Allah razı olsun Müge abla. Saygılar, sevgiler. Mustafa Hakkulu cinayetinin katil zanlıları İsa Dumlu ve Yüksel Ürün artık demir parmaklıklar ardındaydı. Ve Müge Hanım'la da bir dosya daha kapandı. Ne diyeyim, keşke böyle olmasaydı Seher. Sen iki gündür daha yıkıksın, daha bitapsın biliyorum. Çünkü aslında yine bu bir başlangıç, mahkemeler vesaire. Ama eve döndüğünde işte insanın bir kardeşi hayatta yok. Aslında sonuç bu. Biliyorum daha da yıkık olduğunu. İyi ki zanlıları yakalandı. İnan bana bu sonucu da bekleyen, yani yakınlarını kaybedenlerin adalet yerini buldu demek için o kadar çok bekleyen insan var ki en azından o anlamda gözünüz aydın olsun senin ve ailenin. Teşekkür ederiz. Kendi ailem ve kendi adıma size, öncelikle sizin ekipleriniz, emeği geçen herkese, en azından abimiz önünde rahat uyuyacak. Onların aldığı hiçbir ceza bizi hafifletmeyecek ama. Bilmiyoruz bakalım, yani bu mahkeme süreci çok şeylere gebe gibi görünüyor. Evet. İsa çok az konuşuyor her zamanki gibi. Mikrofona hiç cevap vermiyor. Yüksel konuşkan biri. Yüksel konuşuyor, bana iftira attı diyor. Yüksel'in şu anda cezaevinde olmasının nedeni aslında arabanın ön camını beraberce değiştirdiklerinin jandarma tarafından ortaya çıkması. Yüksel o yüzden cezaevinde. Anladığım kadarıyla işte bu ifadeler sırasında bu ortaya konunca İsa Yüksel'i de ortaya attı ve şey demiş, hani neden başta söylemedin? Yüksel, ikimizin birden cezaevine girmesine gerek yok. Ben sana ve ailene bakarım dediği için ben kendim üstlendim açıklamasında bulunmuş. Yüksel yönünden en azından suç aletlerini ve delilleri yok etmek, gizlemek, ilgililerden kaçırmak iddiasıyla da olsa bir ceza tayin edilmesi mümkün. Evet, ben kan izini görmedim diyor Yüksel. O ayrı yani. Ama en baştan konusunda beri de nasıl bu çocuk kendi başına öldürdü? Yani yanında otururken tak dedi, çıkarttı, ensesinden vurdu, cam nasıl kırıldı? Hep bunu konuştuk burada. Evet, yani ön cam evet. Patladığına göre demek ki arkadan. Arkadan olduysa nasıl? Yani, iki kişi olma ihtimali ağırlıktaydı zaten. Daha evvel de görüşmelerimizde buna değinmiştik. Ama tek kişi de yapabilir mi? Yapabilir. Yapabilir. Dediğimiz gibi
arkaya geçer bir eşya alma düşünce bahanesiyle arkadan niye tekrar sıkabilir silahı? Ama ya zaten silah icadı oldu, mertlik bozuldu diyorlar ya. Ben yaptım diyor. İşte Yüksel ben sana bakarım demiş, öyle o vermiş biraz, ifadesini. İşte o biraz yani pek tatminkar bir şey değil, cevap değil bana göre. Yani bir insan ben sana bakarım diye bir cinayeti tek başına yapmamışsa veya hiç ilgisi yoksa. Ben öldürmedim diyor şimdi. Diyor ki Yüksel vurdu diyor. Kalkıp da ben sana bakarım diye baba evlat arasında dahi olsa kolay kolay böyle bir suç kabullenilir. Yani Yüksel vurdu deseydi. Ben yanlarındaydım sonra taşımak zorunda kaldım deseydi. Ben onu anlattım bak dedim bir sürü suç var bir sürü de bu ceza var o nedenle. Evet. Sen işin içinde misin yardım mı ettin sen mi vurdun? Anlattım ona. Siz de şahitsiniz ben ona cuma günü de anlattım. Onun çeşit çeşit suçlar var. Çeşit çeşit cezalar var. Kimisi 36 yıl alır, kimisi 25 yıl alır, kimisi 10 yıl alır, kimisi 5 yıl alır. Yani senin anlattığınla alakalı. Bunun cezası müebbet. Müebbet yani düşünebiliyor musunuz? Bir de kendiniz vurmadıysanız suç aletini, silahı alıp da kendi eşinizin, çocuklarınızın oturduğu eve götürüp de mutfak dolabının üzerine abi koymazsınız. Yani burada yüksek iftira atıldı bana değil diyor. O nedenle ben hani net bir şey söyleyemiyorum ama sonuç Yüksel'in itibariyle karar bu. Mahkeme görülecek, ama mahkeme kararını verecek. O zaman ben mahkemenin en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Şu anda tabii suç delillerini saklama durumu da olduğu için telefon yok hala ortada bildiğimiz kadarıyla. Evet. Başka deliller de araştırılıyor. Şimdi bir takım bilgiler de gelecek. Yani bunlar da hemen gelmiyor. Bakmayın o HTS'ler vesaire falan. Hepsi daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Eğer Yüksel'in suçu yoksa ya da İsa üstlendiyse ben inanıyorum ki mahkeme sonucunda zaten hepsi belli olacaktır. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu